Murat Alan. Gel Ali, TL'yi nasıl tarihe gömmek istediğini anlat bize. Başkan Erdoğan, o dönem başbakan, 2003 yılında Malezya gezisine çıkmıştı. Türkiye, IMF politikaları altında eziliyor, hazinedeki döviz geçmiş yıllarda alınan borcun yüklü faizlerine gidiyordu. IMF'nin Türkiye'den gönderilmesi gerekliydi. Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'den anti-IMF reçetesi istedi. Erdoğan Muhammed'e dönüp, bu IMF işini nasıl hallettiniz? nasıl gönderdiniz ülkenizden? Anlatında bizim Ali, Ali Babacan öğrensin şeklinde konuştu. Muhammed IMF'yi reddetmelerinin ayrıntılarını anlatırken Erdoğan araya girip ''Koş gel Ali, iyi not al. bu formülü her yerde bulamazsın.'' dedi. Muhammed IMF'nin Malezya'nın sıkıntılı olduğu bir dönemde geldiğini belirterek ''Ama bize yararlı değildi. Biz bunu gördük ve IMF'yi istemedik. Kendi imkanlarımızla krizden çıktık. Size de tavsiye ederim.'' diye konuştu. Olayın tam göbeğinde yer almayı sever Ali Bey. Malezya ile Türkiye'nin IMF açısından karşılaştırılmasının doğru olmayacağını fısıldadı medya mensuplarının kulağına. İki ülkenin gerçekleri farklıymış. Türkiye'de yaşama geçmesi zormuş falan filan. E, ne oldu? Gelali çuvalladı. Erdoğan iradesi ülkenin borcunu son kuruşuna kadar ödeyip IMF'yi Türkiye'den sepetledi. Yetmedi, memleketi aynı IMF'yi borç teklif eder hale getirdi. Gelali yuttu bu sözleri. Unuttu o günleri. Şimdi bir başka olayın tam göbeğinde Geçen gün bir televizyon programında Başkan Erdoğan için paradan 6-0'ı biz attık diyor. Paradan 6-0 atılacağını gazetelerden öğrendi. Ya bu ne? Paradan 6-0 mı atıyorsunuz dedi. Ben de evet dedim. Keşke söyleseydin de ben açıklasaydım. Niye sen açıkladın dedi ifadelerini kullandı. Yani işi ben yapıyordum kaymağını o istiyordu. Rol çalmak istiyordu. Haberi bile yoktu devrim gibi kararlardan demeye getirdi. Öyle mi? Al not defterine koş gel Ali anlatalım bakalım kim gazetelerden duymuş kim yalan söylüyor? Paradan 6-0 atılması operasyonunda kim hangi masanın göbeğindeymiş iyice anla. Ali Babacan'ın sıfır atma operasyonuyla ilgili ilk konuşması 31 Ekim 2003'te. Türk Büyükelçiliği'nin New York'ta düzenlediği Cumhuriyet'in 80. yılı resepsiyonunda devlet bakanı sıfatıyla konuşan Babacan, 1 Ocak 2005'te liradan 6-0 atılmasına karar verdiklerini söylüyor. Koş gel Ali, burası çok önemli. İyi not al. Senin New York'taki açıklamandan tam 51 gün önce, 9 Eylül 2003, dönemin Maliye ve Hazine Bakanı Kemal Unakıtan bir basın toplantısında paradan 6-0 atılacağını ifade ediyor. Kim önce konuşmuş? Gel Ali, toparlamaya çalışalım. Seni yine olayların tam göbeğinde gösterelim. Sen zaten Unakıtan'ın o açıklamasını kastetmiştin değil mi? Ya he he diyelim. Ama açıklaman gereken bir başka olay daha var. Türk lirasına itibar kazandırma çalışmasında sen hangi pozisyondaydın? Hani bugünlerde bunlar tam miras yedi, paramızı pul ettiler pul. TL'yi yerin dibine batırdılar diyorsun ya. Sözde bugün Türk lirasının itibarını savunuyorsun ya. 2003'te TL'den 6-0'ın atılmasıyla ilgili toplantılardan ne diyordun anlatsana bize. Mesela 25 Ocak 2003'te katıldığın 33. Dünya Ekonomik Forumunda ne söyledin? Hatırlamadın. O halde ben hatırlatayım sözlerini. Türk lirasından 30 0 atılmasına sıcak bakmıyoruz. Hükümetimiz Euro'ya geçme niyetindedir. Euro kullanmak için Avrupa Birliği üyesi olmak şart değil. Aliye bak sen. Adeta Türk lirasını kökten kaldıralım. Çöpe atalım demiş. 6 0 atılması şöyle dursun, 3 0 atılmasını bile yanaşmamış. Nasıl bir masada hangi olayların tam göbeğinde olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Sen en iyisi koş Ali. Hatta yetmez. Kaç Ali kaç? Selametle. Murat Alan. Serdar Tuncer. Rüzgar ne yandan esiyor? Seçim, kampanya, siyaset, strateji, milletin nabzını tutmak, siyasi iklimi doğru okumak gibi hususların hepsini birden çok iyi bilen kim vardı derseniz, hiç tereddüt etmeden onun ismini söylerim. Rahmetli Erol Olçok. Darbe gecesi köprüde can yongası ile birlikte şehit olan güzel adama rahmet dilerim. Merhum Tuğrul Efendi derdi ki, gitme dedim seni tanıyorlar, hedef yaparlar gitme ama dinlemedi. Meselenin memleket olduğu yerde bir sözünü asla iki etmeyeceği zatın sözünü dinlemeyerek canını feda etmekten çekinmeyecek adamlığı ve cesareti onun bu toprakları olan sevdasının en büyük delilidir. Rahmet olsun. Merhum Erol abi derdi ki seçim iklim işidir. Rüzgar doğru yerden esiyorsa şahane bir kampanya olmasa da olur. Ama tersi bir durumda dünyanın en güzel kampanyasını yapsanız yine seçimi kazanamazsınız. Seçimlere bir yıldan az zaman kala Türkiye'ye tarafsız bir gözle baktığımız vakit rüzgarın AK Parti lehine esmeye başladığını görüyoruz. Ekonomik sıkıntılara, pandeminin getirdiklerine, global krizlere, enflasyona, döviz kurunun geldiği yere rağmen insanlar son iki ay içinde yönünü tekrar AK Parti'ye döndü. Son anketler bu söylediğimi teyit ediyor. Bunun için böyle olduğuna dair bir takım sebepler sıralanabilir. Altılı masanın dağınıklığı, kendi içlerinde mutabakat kuramadıklarının anlaşılması, HDP üzerinden İyi Parti ve CHP'nin üstü kapalı atışmaları, Kılıçdaroğlu'nun adaylık imaları, bu imanın masada beklenen desteği görmemesi hatta aksi istikamette ifade ifade edilen kanaatler İmamoğlu'nun çuvallaması gibi etkenler kuşkusuz seçmen nezdinde bu işi yaparsa yine AK Parti yapar düşüncesinin gelişmesine sebep oldu. Sadece bunlar mı? Hayır. Özellikle dış politikadaki tutarlı, dinamik, alternatif ve artık dünya nezdinde kabul görmeye başlayan sağlam duruş ve bu duruşun Sayın Cumhurbaşkanı'nın karizmasıyla kendine has üslubunda müşahhaslaşması insanlar için her şeye rağmen kime güvenebileceklerine dair bir hatırlama vesilesi oldu. Tahıl anlaşması ve esirlerin değişimiyle başlayan süreç Putin ve Zelenski'nin bir araya getirilebilmesiyle taçlanırsa AK Parti ilk turda ve zannedilenden daha büyük bir farkla bu işi çözer. Üstüne Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine gösterilen muazzam ilgiyi de koyduğunuz vakit, Erol abinin bahsettiği rüzgarın güçlenerek AK Parti'den yana estiğini görmemek için kör olmak gerek. Ancak seçimlere takribi 9 ay gibi bir süre var. Bu zaman zarfında gerek iktidarın gerekse muhalefetin eylem ve söylemleri çok şeyi değiştirebilir. Seçim satı mailine girilirken ki hava çok mühim. Son iki ayda bile her şey değişebilir. Muhalefetin şahit seçimi kazanmak istiyorsa yapması gereken çok şey var. Zira görünen o ki rüzgara karşı kürek çekecekler. İyi bir aday belirlemek, kendi içlerindeki kavgaları bitirmek, seçimlerden sonra eğer kazanırlarsa nasıl bir sistem öngördüklerini seçmene net bir şekilde anlatmak gibi pek çok konuda bir an evvel aksiyon almaları gerekiyor. Bunu yapabilirler mi sanmam. Tayyip Erdoğan'a karşı kazanacak adayın nasıl birisi olması gerektiğini iş lafa geldi mi çok iyi tarif edebiliyorlar. Ama ne öyle birisini bulmak o kadar kolay ne de o kişinin etrafında altılı masanın bütün bileşenlerini kenetleyebilmek. Bu dağınıklıkla Millet İttifakı'nın işi çok zor. Bir tespit ve tahmin olarak şunu da ilave etmeli. Seçimlere gidilirken Millet İttifakı hem dağılır hem de kendi içinden bir iki alternatif yapı doğurur. Görünen köy kılavuz istemiyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı Cumhur İttifakı'nın bu seçimi kazanmak için bir şeyler yapması gerekmiyor. Hiçbir şey yapmaması yeterli. Söylem üstünlüğü uzun zaman sonra tekrar iktidarın eline geçmişken, insanlar diğer ülkelere bakıp her şeye rağmen Türkiye'nin iyi gittiğini düşünmeye başlamışken, dış politika AK Parti lehine güzel sürprizlere gebeyken ve bu suretle seçimlere gidilirken, Cumhur İttifakı'nın tekrar iktidar olmak için yelkenleri açıp muhabbetle kendisini rüzgara bırakması yeterli. Muhalefet çok şey yaparsa belki alternatif olacak ama iktidar bir yanlış yapmazsa seçimleri rahat kazanacak gibi görünüyor. Erol Ol çok hayatta olsa ve hayatta olmaz ama Millet İttifakı'nın kampanyasını yürütse bu rüzgara karşı yapabilecek bir şey bulamazdı. Erol abiden sonra bir türlü istediği kampanyaları yapamayan AK Parti'ye ise seçimlere giderken onun dilinden söylenecek tek bir cümle yeterli. Hiçbir şey yapmayın, aman yanlış yapmayın ama ille bir doğru yapmak istiyorsanız, milletvekili adaylarını tespit ederken her ili bir Türkiye görüp, bir ili kaybetmeyi Türkiye'nin kaybına eş bilip, doğru isimleri tespit için herkesten ve her şeyden çok millete kulak verin. Serdar Tuncer